Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere daha önce öğrendiğimiz, yani herkesin öğrendiği HTML konusunu, HTML ile alakalı her şeyi Lightning Web Components üzerinden, yani komponentlarla anlatmaya çalışacağım. VS Code'u kullanacağız ve VS Code'da oluşturduğumuz Lightning Web Components'ları deploy yaparak HTML ile tekrar etmeye çalışacağız. Ve şunu göreceğiz. Normalde HTML ile başka bir programda yazarken yazabildiğimiz bazı şeyleri yazamadığımızı göreceğiz. Birincisi bu. İkincisi, her şeyi öğrenmeye gerek olmadığını göreceğiz. Çünkü Lightning Web Components da bizim işimize yarayacak şeyleri öğrenmek gerekiyor şu anda. Tabii daha sonra kendinizi o konuda HTML olarak daha fazla öğrenme adına geliştirebilirsiniz ama şu anda Lightning Web Components için size gerekli olan şeyleri öğrenip çok pratik yaparak tam oturmasını, tam pekişmesini sağlamanız gerekiyor. O yüzden ben böyle bir yol seçtim. Buradan yapmak istiyorum. Öncelikle siz bir proje oluşturmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer oluşturmadıysanız Ctrl Shift P'ye tıklayarak yeni bir proje oluşturabiliyorsunuz. Projenizi oluşturun. Daha sonra benim gibi şu anda oluşturdum. İçi boş. İlk komponentumuzla başlayacağız. O yüzden projemin üzerine geliyorum. Lightning Web Components LWC'nin üzerine tıklıyorum. Create Lightning Web Component üzerine tıklayarak yeni bir komponent oluşturmaya başlayacağım. İlk komponentim adı şey olsun. HTML Elements olsun. Önce bir elementleri tekrar edelim. Elements. Sadece element de diyebilirsiniz. Bu şekilde oluşturalım. Hangi dosyanın içinde oluşsun? Tabii ki LWC'nin içinde oluşsun diyorum. Bu şekilde oluşuyor. Bu video serisinde biz JavaScript hiç kullanmayacağız. O yüzden kapatıyorum. Direkt sadece HTML dosyasını kullanacağız. Ve onun yanında bir de CSS dosyası oluşturacağız ve CSS dosyasını kullanacağız. Onu zamanı gelince oluşturalım. Şimdi HTML elementle başlıyorum, açıyorum. Evet arkadaşlar, HTML element nedir? Element 3 parçadan oluşuyor. Birincisi şu şekilde yazmanız gerekiyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. Bu da bir element. Bunun gibi yapmanız gerekiyor. Template gibi. Şu şekilde küçük ve büyüktür işaretlerinin arasına elementin adını girmeniz gerekiyor. Diyelim ki ben buna tek diyorum. Diyelim. Örnek diyorum. Daha sonra içine, hani bu büyüktür işaretinden sonra içine content'i girmeniz gerekiyor. Şöyle diyebilirsiniz. This is an user defined element diyelim. Çünkü bu böyle bir element yok normalde şeyde. Siz söyleyin. Normalde böyle bir element HTML'de yok. Bizim çalıştıklarımız arasında mesela şu vardı. H1 vardı hatırlarsanız. H1 vardı. This is a big heading diyelim. Ya da header diyelim. H1 vardı. Bu şekilde oluşturuyorduk. Ondan sonra bunlardan 6 tane vardı hatırlarsanız. Hepsini kopyala yapıştırla. 6 tane yapabiliriz. Bunu 2 yapalım. Bunu 3 yapalım. Bu şekilde değiştirelim hepsini. Bunu 4 yapalım. 5 yapalım. Bunu 6 yapalım. Altını çiziyor çünkü sağ tarafta da aynı şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Buna 4 diyelim. Buna 5 diyelim. Buna 6 diyorum. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Gördünüz. Ama benim yukarıda oluşturduğumun hala altını çiziyor. Demek ki ya bir problem var ya da ismini farklı koyabiliriz. Ama şu anda böyle kalsın ve bunu deploy yapıp görmek istiyorum. Deploy yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Her zaman bu şekilde başlamanız gerekiyor. Opening tag şu şekilde olması lazım. And closing tag'inde şu şekilde slash içinde slash olması lazım. Ve buraya elementin adını giriyorsunuz. Yani H1 olabilir, H2 olabilir. İsterseniz
farklı da girebiliyorsun. Normalde HTML'de illa H1 ya da P ya da Division falan girmenize gerek yok. Kendi adınızı bile yazsanız oluyor. Kendi adınızı bile yazsanız oluyor. Ben onu sizlere başka bir programda göstereceğim. Şu anda bunu deploy yapıp görelim. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu bizim opening'dekimiz. Bu bizim closing'dekimiz. İçindeki content'imiz, yani gözükecek yazılar. Normalde bu tekler gözükmez. Sadece içine yazdıklarınız gözükür. Bir de içindeki şu H6 bizim elementin adı oluyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. H6'in bu işaretlerle beraber tamamı opening deck. Şu şekilde yazınca closing deck. Bir de sadece H6'ten bahsediyoruz. O da elementin adı oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Elementin adı oluyor. Bunu da bu şekilde yazdıktan sonra devam edelim. Biz şimdi şu anda bu tekleri oluşturduk. Bir de şunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Normalde siz bunları HTML ile support eden bütün programlarda, yani VS Code'da yazabilirsiniz. Farklı programlar var. Oralarda yazdığınız zaman şöyle bir sonuç almanız gerekiyor. Bunu kopyalayalım arkadaşlar. Bizim HTML support eden bir programımız var. Yani editörümüz var. Bu editörde biz yazalım ve sonucunu görelim. Şu şekilde yazıyorum. Run diyorum. Normalde böyle olması gerekiyor arkadaşlar. H1 baya büyük. H2 küçük. Böyle küçülerek H6'e doğru devam ediyor. Sürekli küçülüyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Ama bakalım biz bunu deploy yaptığımız zaman böyle bir sonuçla karşılaşacak mıyız, ona bakalım. Tekrar VS Code'a geliyorum. Şimdi deploy yapmadan önce biliyorsunuz XML'in içinde bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. Birincisi şunu true yapmanız gerekiyor. Şu şekilde. İkincisi target elementini eklemeniz gerekiyor. Şu şekilde. Üçüncüsü target'ın içine target'ın içine target koymanız gerekiyor şu şekilde. Ve onun da içine hangi sayfada göstermek istiyorsanız, bu hangi sayfaya deploy yapmak istiyorsanız o sayfanın adını seçmeniz gerekiyor. Bir tanesi app-page var. Ondan sonra homepage var. Bir de üçüncüsü bizim ne var? Record page var. Bunları koyabilirsiniz. Bu şekilde şuraya true'ya dikkat edin ve bu target'lara dikkat edin. Bunlar olması gerekiyor. Bunu kaydettikten sonra kapatıyorum. Artık deploy yapabiliyorum. Sol taraftan HTML elementin üzerine girerek tamamını deploy yapabilirsiniz. Şu anda deploy yapıyorum. Deploy oldu. Şunu da kapatalım. Sayfamıza gidelim. Bakalım. Normalde böyle gözükmesini istiyorum. Bakalım öyle mi gözükecek? Sayfamızı öncelikle edit yapmamız gerekiyor. Edit yaparak oluşturduğumuz custom component'u şuradan bulalım. Çünkü bir sürü komponentimiz var. HTML element diyor. Bunu alalım buradan. Arkadaşlar şuraya koyalım. Tam şuraya koyalım. Evet. Save diyorum. Geri gidiyorum. Şöyle bir sonuçla karşılaşıyorum arkadaşlar. Benim oluşturduğum burada kendi, hani ne yazmıştım bakalım, tek yazmıştım. Ya isterseniz içine engin yazın, fark etmiyor. Bu bir tek ama simple, hiçbir özelliği olmayan simple bir element. Elementin adı engin. Bunu ben kaydediyorum. Daha sonra tekrar bunu deploy yapıyorum arkadaşlar. Sonra sayfama geliyorum. Şöyle refresh yapıyorum. Evet. Yani görüyorsunuz. Normalde biz şöyle bir sonuç beklerken şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yani H1 ya da H6 o aradaki bütün hepsini kullanamayacağınız bu gösteriyor aslında. Kullansanız da bir değişiklik olmaz. Hadi büyük bir yazı almak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir komponent oluştururken şöyle büyük bir yazı kullanmak istiyorum. O yüzden H1 kullanmak istiyorum. Hayır, bunu kullanmamanız gerekiyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü büyük bir yazı alamayacaksınız. Gördüğünüz gibi hepsi aynı. Hiçbir fark etmiyor. O yüzden hatta benim oluşturduğum enginle aynı. O yüzden demek ki biz H1'ları kullanmayacağız. Tabi bunun ne olduğunu bileceğiz ama kullanmayacağız. Lightning Web Component'un kendi elementleri de var. Orada header large, header medium, header small diye kendi elementleri var. Onları kullanmamız gerekiyor.
Bu burada bu şekilde kalsın. Sadece için değiştirmek istiyorum şunu. This is ne diyelim buna? My first heading diyelim buna. My first heading diyelim. Ne olduklarını görmek için. Hatta şuraya H1 yazalım. Şöyle H1 yazalım ki ne olduğunu görelim. Daha sonra hani hangilerini kullanabiliyoruz, hangilerini kullanmıyoruz, hangilerinin etkisi var, hangilerinin etkisi yok. Onları görme adına ben hepsini değiştiriyorum arkadaşlar. Böyle yavaş gidelim ama öğrenelim. Şöyle değiştiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde değiştiriyoruz. Şuraya sadece H2 diyelim. H3 diyelim. Böyle 4, 5, 6 şeklinde bunları değiştirelim. Evet, first, second diyorum. Second diyorum. Third diyorum. Bu şekilde hepsini yazıyorum arkadaşlar. Evet, hepsini yazdıktan sonra tekrar diplo yapabiliriz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu elementlerden sonra bir de paragraf elementimiz var. P şeklinde yazılıyor. Paragraf anlamına geliyor. Buna da this is a paragraph diyelim arkadaşlar. Paragraf şeklinde yazalım. Bu da bizim paragrafımız. Bunun da hiçbir farkı yok. Yani şu enginin bir farkı yok. Sadece paragraf. Yani bir sonraki satırda başlıyor. Yeni bir paragraf başlatıyor. Yeni bir satır başlatıyor. O yüzden bunun da çok bir şey yok arkadaşlar. Çok bir önemi yok. Artık şu engini kaldırabiliriz. Onu göstermek için koymuştum. Bunu kaldıralım. Bunu kaydediyorum. Dise paragraf dedik. Evet arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Bunun dışında başka ne var? Evet arkadaşlar. Bunların dışında br diye bir elementimiz var. Br elementi boşluk bırakıyor. Yani boş bir row yapıyor. Yeni bir satır oluşturuyor ama boş bir... Bunun closing tag'i yok arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben hepsinin arasına birer tane koyuyorum. Tamamen boşluk bırakıyor. Dediğim gibi br'ın closing tag'i yok. Break anlamına geliyor. Ama kısaltılmış hali break, br olarak yazılıyor arkadaşlar. Hepsinin arasına birer tane koyuyorum şu şekilde. Kaydediyorum. Sonra diplo yaparak sonucunu görelim. Evet, şimdi gelelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hepsinin arasına bir boşluk koymuş olduk. Buradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Heading biraz daha küçük. Diğerleri biraz değişmiş. Bazıları hepsi aynı herhalde. Evet. Ama paragraf biraz daha farklı gözüküyor. Ay, hemen hemen aynı. Evet, aynı. Tamamen aynı. Evet. Bunlar bizim arkadaşlar HTML elementlerimiz. Gördüğünüz gibi burada H1'ları çok da kullanmaya gerek yok. Onu anlıyoruz. Bunları kopyalayıp bir division'ın içine koyuyorum. Yani bir paket halinde bir division'ın içine koyuyorum. Division'ın manası ne? Division da bir element. Ama division böyle paketleme gibi. Ya siz bunların hepsine bir özellik vermek istediğiniz zaman bu division'ı kullanabilirsiniz. Hepsi bunun içinde olduğu için siz diyelim ki hani bu division'ın background'unu değiştirmek istiyorsunuz. Bunu değiştirdiğin zaman bunların tamamı değişiyor. Peki biz division'ı nerede gördük? Daha önce gördük mü? Hemen orka gidelim bakalım. Ben size birkaç division göstereyim. Siz normalde şöyle kendi profilinize gitseniz şunun bir division olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Şu tamamı bir division arkadaşlar. Şurada içinde başka bir division var. Gördüğünüz gibi. Şöyle kalemle göstereyim. Şunun tamamı bir division arkadaşlar. O yüzden hani etrafını border yapabiliyorsunuz. Background'ını değiştirebiliyorsunuz. Şunun içindeki ikinci bir division olabilir. Bu başka bir division olabilir. Bu şekilde division'lar yapıyoruz arkadaşlar. Division yapınca içindeki hepsini bir anda update, güncelleme ya da işte style verebiliyorsunuz. O yüzden ben onları division içine koymak istiyorum şimdilik. Yani bir paket gibi olsun hani aynı görüntüyü vermek için. Ondan sonra arkadaşlar bu division'ın içine
bir class oluşturacağız. Şöyle diyeyim, öncelikle style yapalım. Siz style yaparak burada bu gördüğünüz her şeyin rengini, background'unu ve ona benzeri bir sürü özellikleri kullanarak görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Şu anda biz Orca gittiğimiz zaman, Home'a gittiğimiz zaman çok simple bir görüntü görüyoruz. Ben istiyorum ki bunlar bir kutunun içinde olsun. O kutunun background'u beyaz olsun. Etrafı çevrili olsun. Köşeleri round olsun. Böyle round'un Türkçesi neydi? Ondan sonra renkleri değişik olsun. Büyük olsun, küçük olsun. Böyle değiştirmek istiyorum. Siz bunu style ile yapabiliyorsunuz. Şunun içine diyelim ki şurada yeni bir paragraf oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun içine this is a text diyorum. Hatta şöyle diyelim. This is a red text diyelim. This is a text demeyelim. This is a red text diyelim. Bunu kırmızı yapalım. Bu nasıl kırmızı yapacağız? Daha önce bunları bildiğiniz için biraz direkt giriş yapıyorum. Elementin giriş elementi ya opening tag'in içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bir boşluk bırakıp buraya attribute'ler giriyorsunuz. Şu şekilde siz bütün elementlerin style diye bir attribute'ü var arkadaşlar. Bu style sizin bir elementin formatını değiştirmeye yarıyor. Formatting derken italik yapabilirsiniz, büyük yapabilirsiniz, küçük yapabilirsiniz. Rengini değişebilirsiniz. Background, position, padding, yani bir sürü gördüğünüz gibi burada alt alta geliyor. Bir sürü özelliklerle siz bu this is a red text'in yani content'in içine yazılan yazıların şeklini, şemalini, görünüşünü değiştirebilirsiniz. Ben bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Mesela rengini, sadece rengini değiştirmek istiyorum. Color diyorum. Bu color bizim property oluyor arkadaşlar. Ondan sonra iki nokta üst üste koyup o color'ın değerini girmeniz gerekiyor. O değer de value oluyor. Property value oluyor. O yüzden color ben red diyorum şu şekilde. Ve bunun rengini kırmızı yapıyorum arkadaşlar. Çok basit görüyorsunuz. Bu şekilde bütün elementlerin içine bunu koyabiliyorsunuz. Yani elementin içine style diye bir attribute'imiz var. Onu kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu save yapıp ondan sonra deploy yaparak görmek istiyorum. Şöyle bakıyoruz. Tekrar yapıyorum. Lise red text diye aşağıda geldi görüyorsunuz. Devam edelim bu şekilde. Bir tane de paragraf yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. P diyorum. İsterseniz bunu farklı division yapalım. Division'da da style ekleniyor mu, eklenmiyor mu bakalım. This is the red division diyelim. This is a division diyelim. Division. Bir de blue diyelim bu kez. Blue background. Buna background'u blue olsun arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yapıyoruz. Division yapıyoruz. Yine style diyoruz. Style eşittir. Double quotations. İçine color diyoruz. İki nokta üst üste koyarak onun rengini seçmemiz lazım. Blue'yu seçiyorum. Bunu kaydediyorum. Daha sonra bunu deploy yaparak sonucumuzu görüyoruz arkadaşlar. İki kere refresh yapalım. Evet, this is a division with a blue background. Yanlış yaptık. Bunu color değil, background yapmamız gerekiyordu. Buna background diyelim şu şekilde. Değiştirdim, kaydettim, tekrar deploy yaptım arkadaşlar. Bunun gibi bir sürü özellik var. Yani sadece color ve background yok. Font size var, text align var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani biz bir developer olacaksak sağdan soldan kopyalayarak değil de sürekli bir yerden bakarak değil, bazı şeyleri, en azından basic şeyleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu bakalım, kaydettik mi? Kaydettik. Deploy yaptık mı? Deploy yaptık. Çıkması gerekiyor. Bakıyorum tekrar arkadaşlar. Çıktı. Size division ve de blue background şeklinde çıktı. Siz bu style attribute'ünü kullanarak istediğiniz elemente style verebiliyorsunuz. Yani şeklini, şemalini, görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Ama bunu yapmak gerçekten zor oluyor. Çok basit şeyler için böyle yapabilirsiniz. Ya sadece rengini değiştirmek istiyorsunuz. Sadece background'unu değiştirmek istiyorsunuz. Bunları yapabilirsiniz. Ama
Diyelim ki birden fazla böyle 10-15 property eklemek istiyorsunuz. Yani bunun içinde color, background, padding, margin, font size, font family bir sürü şey sayabiliriz. Onları burada yazmak hem görüntüyü bozar, hani iyi bir kodcu için güzel bir şey değil. Daha sade gözükmesini istiyorsanız Lightning Web Component'ta da şöyle bir özellik var. Aynı isimli HTML, ondan sonra HTML, JavaScript, XML dosyalarından farklı bir dosya daha ekleyebiliyorsunuz. Hemen ben HTML element üzerine geliyorum. Şuraya sağ tıklıyorum. New File diyorum. Aynı isimli HTML element nokta CSS. CSS dosyası oluşturup artık biz burada oluşturduğumuz style'ları orada yapacağız arkadaşlar. Şurada oluşturduğumuz style'ları orada yapacağız. Nasıl yapacağız? O da basit. Şöyle diyelim. Ben bir division daha oluşturuyorum. Ona da diyorum ki mesela this is a red şey diyelim, white diyelim. White text white, hatta bold diyelim. Bold virgül koyalım. White bold text bit black background diyorum arkadaşlar. Background. Şu anda bu şurada oluşturduğum text'in beyaz, bold yani kalın ve siyah background'a sahip olmasını istiyorum. İsterseniz division yapın, isterseniz paragraf yapın fark etmiyor. İsterseniz engin yazın yine fark etmiyor. Biz bunu artık style'la değil de CSS dosyasını kullanarak yapacağız. Eğer CSS dosyasını kullanmak istiyorsanız o zaman hemen bu division yana style yerine class yazıyorsunuz. Class'ın adını belirliyorsunuz. Class'ın adı ne olsun? Şöyle diyebilirsiniz. İşte ne diyelim? Main class diyelim ya da class A diyelim buna. Class A diyelim ismini. Bu şekilde bir class oluşturuyorum. Artık benim bunu tanımlamam lazım. Çünkü class A yazmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu siz tanımladınız. O yüzden bizim CSS dosyasının içine gelerek bunu tanımlamanız lazım. Tanımlamayı şöyle yapıyorsunuz. Nokta class'ın adı class A süslü parantezler ve artık bizim şurada yazdığımız her şeyi aynı şekilde şunun içine yazmamız gerekiyor. Evet. Bunun içine yazmamız gerekiyor şu şekilde. Diyelim ki color. Color ne demiştik arkadaşlar? White olsun. Aynı şekilde arasına iki nokta üst üste koyuyorsunuz. Ama sonuna yeni bir property eklemek istiyorsanız noktalı virgülle devam ediyorsunuz. Background diyelim. Background ne demiştik arkadaşlar? Black demiştik. Ona black diyelim. Bir de font bold olsun, kalın olsun demiştik. Ona font weight demeniz gerekiyor. Font weight. Ona da bold diyoruz. Bu şekilde şeyimizi oluşturduk arkadaşlar. Class'ımızı oluşturduk. Görüyorsunuz. Başında nokta var. Bunu kaydetmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer siz diyelim ki H1. H1 diye bir elementimiz var. Bu H1 bir tane burada var diyelim. Bir de burada olduğunu düşünelim. Şunun sonunda bir tane. Hatta evet şuraya bir tane koyalım. Şuraya da koyuyorum bir tane. Eğer genel bir ifade kullanmak istiyorsanız, bu class'ı kullanmak istemiyorsanız, direkt olarak elementin adını kullanarak da class oluşturabiliyorsunuz. Şu şekilde nokta koymuyoruz bu kez. H1 diyorsunuz. Sonra işte ne diyeyim? Color. Buradan bir color seçelim. Bunu seçelim. Bu şekilde yaptığınız zaman başına nokta koymadık. Bu özel değil artık. Özel bir class değil. Genel bir class olduğu için başına nokta koymuyorsunuz. Elementin adını yazıyorsunuz. O yeterli. Ve bu elementlerin içine class yazmanıza gerek yok. Bütün H1'ları aynı. Yani bütün H1'lara onu uygulayacak. Şuradaki değişiklikleri bütün H1'lara uygulayacak. Öyle diyelim. Siz içine artık class yazmanıza gerek yok. Ya yani elementin adını kullanarak yapıyorsunuz. Bunun dezavantajları var. Dezavantajından bir tanesi hepsini etkiliyor. Diyelim ki sizin yazdığınız kodlarda 100 tane H1 elementi var. Hepsi değişecek. O yüzden özel yapmak istiyorsanız, sadece bazılarını yapmak istiyorsanız o zaman başına nokta koyup kendi klasınızı oluşturmanız gerekiyor.
Benim şurada yaptığım gibi kendi klasımı oluşturdum. Bu sadece bunu etkiliyor. Şunu etkiliyor. Yani 19. satırdaki division'ı etkiliyor. Ama diğeri genel olduğu için hem 4. satırdaki H1'ı hem de 20. satırdaki H1'ı etkiliyor. İsterseniz bakalım arkadaşlar. Bunu bir deploy yapalım. Sonra görelim. Evet. Şimdi H1'lara dikkat edin arkadaşlar. İkisi de değişti. Çünkü genel bir ifade kullanmıştım. Ama bizim şurada oluşturduğumuz class, şurada oluşturduğumuz class sadece bunu değiştirdi. Diğer division'larda hiçbir etki yok. Görüyorsunuz. O yüzden eğer genel bir şey olsun istiyorsanız elementin adını kullanarak bütün elementler için class oluşturabilirsiniz. Bu şekilde yani CSS oluşturabiliyorsunuz. Ama sadece bir division'da ya da bir elementte istiyorsanız o zaman özel bir class oluşturmanız lazım. Bunu division'ın içine ya da işte elementin içine girmeniz lazım. Ve aynı isimle başına nokta koyarak bunu CSS'de tanımlamanız lazım arkadaşlar. Şimdi biz şunu yapalım. Burada biliyorsunuz bütün elementler bizim bu division'ın içinde görüyorsunuz. Bu division'a bir class oluşturalım ve bu class'ı kullanarak hepsini değiştirelim. Yani bütün şöyle bir şey yapmak istiyorum. Size göstereyim. Şuradaki profilimizi açalım. Şu profildeki hani her şeyin şöyle beyaz bir kutunun içinde olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ben de aynı şeyi burada istiyorum. Burada yazdıklarım beyaz bir kutunun içinde olsun. Kenarları borderlu olsun ve siyah olsun. Background beyaz olsun. Onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden biz şu division'ın background'ını beyaz yaparsanız bu buradan başlıyor, burada bitiyor. Görüyorsunuz tam şurada bitiyor. Hepsi beyaz olmuş olacak. Bunun adına biz main div diyelim. Yani main division anlamında. Bunu kullanarak isterseniz kopyalayın, yapıştırın, isterseniz kendiniz yazın. En son kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Nokta main div diyorsunuz ve artık property'leri koyabiliyorsunuz. Bir, ne istiyorum ben? Oradan başlayalım. Background'u beyaz olsun istiyorum. Onu yazalım arkadaşlar. Background color beyaz olsun istiyorum. White diyorum. Birincisi bu. İkincisi border istiyorum arkadaşlar. Benim bir border'ım olsun diyorum. Border olunca kalınlığını istiyor sizden. Kalınlığı ne kadar olsun? Diyorum ki 2 piksel olsun. Sonra border'ın bir rengi olsun mu diyor. Border'ın rengi olsun diyorum. Border'ın rengi ne olsun? Şuradan bir renk seçebiliriz. Diyelim ki bu olsun. Sonra border şekli nasıl olsun diyor. O da border style'dan almanız gerekiyor. İşte noktalı noktalı mı olsun, double mı olsun, hidden mı olsun böyle bize değişik özellikler veriyor. Ben solid'i seçiyorum. Solid olsun istiyorum. Yani düz olsun. Yani bunun gibi olsun. Şurada gördüğünüz gibi olsun. Bu şekilde hem background'u çevirmiş oldum, background'u değiştirmiş oldum. Beyaz yaptım. Hem de border koymuş olduk. Border olunca 3 şey aklınıza gelsin arkadaşlar. 1 border, 2 border color, 3 border style. Bunun üçünü de koymanız gerekiyor. Dördüncüsü optional border reduce. Reduce dediği bu köşeleri yuvarlak yapması. Köşeleri yuvarlak istiyorsanız border reduce 5 piksel derseniz köşelerini yuvarlak yapar. Göstereyim. Şurada olduğu gibi şu köşeleri yuvarlak olmuş olur. Onu öyle yapalım. Şimdi isterseniz bunları kaydettikten sonra deploy yapalım ve görelim. Deploy yapıyorum. Hepsini deploy yaptık mı? Hepsini deploy yapalım. Sonra geliyorum, sayfamı refresh yapıyorum ve görmeye çalışıyorum. Nasıl bir şey oluşuyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde bir ona benzetmeye çalışıyoruz. Sadece isterseniz hani border gray yapabilirsiniz. İsterseniz border color'ı gray yapalım şu şekilde. Burada bir de padding koyabilirsiniz. Padding ile margin arasındaki farkı anlatacağım. Bir padding koyuyorum. Sorry, şöyle değil. Padding koyuyorum. Diyorum ki 10 piksel olsun. Peki bunun şeyi ne? Bunun bize etkisi ne? Onu görelim. Önce kaydediyorum. Sonra bunu deploy yapıyorum. Refresh yapmadan size göstereceğim. Hatta bir de margin yapalım. Margin'i biraz büyük yapıyorum ki farkını görün. Margin'i 50 piksel diyorum. İkisi arasındaki farkı göstermeye çalışacağım. Padding ile margin ile. İkisi de aslında boşluk bırakıyor. Ya yani uzaklaştırıyor. Ama neyi uzaklaştırıyor? Ona bakalım.
Bunu save yaptım. Sonra bunu deploy yapıyorum. Refresh yapmadan önce size söyleyeyim. Ne olduğunu söyleyeyim. Nasıl bir değişiklikle karşı karşıya kalacağız. Onu söyleyeyim. Şu arkadaşlar. Siz. Division'dan bahsediyoruz ama unutmayalım. Ben Division'ı şöyle seçeyim. Şu bizim Division'ımız. Buna padding ve margin ekledik arkadaşlar. Evet. Padding dediğiniz zaman şunun içindeki bütün ifadeleri, Division'ın içindeki bütün ifadeleri bu bizim Division'dan uzaklaştırır. Yani eğer bizim Division'ımız buysa, biraz kötü çizmişim. Şöyle yapalım. Benim diyelim ki Division'ım şu olmadı. Rectangle'ı çizelim. Evet. Diyelim ki bu bizim division'ımız. Evet. Bu bizim division'ımız. İçine division bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Eğer siz padding kullanmazsanız diyelim ki iamengin yazacaksınız. Iamengin direkt şuradan başlar arkadaşlar. Direkt şuradan başlar. Ama siz padding derseniz o zaman buradan başlamaz. Nereden başlar arkadaşlar? Biraz daha içeriden başlar. Yani şuradan başlar. Eğer 5 derseniz 5 buradan, 5 de yukarıdan boşluk bırakacak ve şuradan başlayacak arkadaşlar. Bu padding oluyor. Şuradan başlayacak. Ama siz margin derseniz o zaman şunu yapıyor. Bizim bu division'ımız bu ya arkadaşlar. Dediğim gibi eğer padding 100 derseniz buradan 100, buradan 100 boşluk bırakarak şuraya sizin teksinizi yazar arkadaşlar. Ama margin 100 derseniz o zaman dışarıdan uzaklığına bakar. Yani dışarıdan uzaklığı ne? Yani şunu siz margin 50 derseniz bu kutunun tamamını uzaklaştırır. Soldan, sağdan, yukarıdan. Ama padding dediğin zaman içindeki ifadeleri kendisinden uzaklaştırır. Margin de kendisini soldan, sağdan, yukarıdan uzaklaştırıyor. İsterseniz refresh yapalım bir görelim. Refresh yapıyorum. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şurası padding arkadaşlar. Ben ne demiştim? Hatırlarsanız sadece kaç demiştik bakalım. 10 piksel demiştik. Evet bu 10 piksel arkadaşlar. Şurası 10. Burası da 10 arkadaşlar. Bir de aşağıdan 10. Her yerden 10 uzaklaştırıyor. Ama biz orada ne demiştik bir de? Margin demiştik. Margin'e biz ne demiştik? 150 demiştik. O da şu arkadaşlar. Bizim division'ın dışarıdan uzaklığı. Dışarıdan uzaklığı. Bunu iyi anlamaya çalışalım. Çok kullanılan bir şey. Dışarıdan uzaklığına uzaklığına bakıyor arkadaşlar. Bu margin. Şu ise padding arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi şeye ihtiyacım yok. Onu sileyim. Onu siliyorum. Margin'e şu anda ihtiyacım yok. Onu siliyorum. Göstermek için yapmıştım. Kaydedip tekrar deploy yapıyorum. Şu anda margin olmadığı için bizim division'ımız eski yerine gidecek. Şöyle refresh yapalım. Evet eski yerine gitmiş oldu. Ama siz dediğim gibi padding'i daha fazla anlama adına 100 deseniz bunu kaydetseniz sonra bunu deploy yapsanız şunu göreceksiniz. İçerideki yazıların division'dan biraz daha uzaklaştığını göreceksiniz. Refresh yapıyorum. Tekrar refresh yapıyorum. Yazılarım uzaklaşacak şimdi arkadaşlar. Biz bunu deploy yaptık mı ona bakalım. Deploy'umuzu yaptık tekrar. Refresh yapıyorum. Evet. Yazılarımızın 100 bak 100 piksel uzaklaştığını görüyoruz arkadaşlar. 100 piksel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her taraftan 100 piksel. 100 piksel böyle bir şey. Yani şu kadar mesafeye 100 piksel oluyor. Gördüğünüz gibi padding ile margin'in farkı bu. Bunu iyi bilelim arkadaşlar. Şimdi tekrar geri gidip onu düzeltiyorum. Çünkü bu şekilde gözükmesini istemiyorum. 100'ü ben yine 10 yapıyorum. 10 piksel diyorum. 10 piksel bana yeterli. Böyle bir division yaptık. Division'ımızı gördüğünüz bir kutu yaptık. Etrafını border yaptık. Border'a renk verdik. Köşelerini yuvarlak yaptık. Her şeyi yaptık arkadaşlar. Birinci videomu burada bitirmek istiyorum. İkinci videolarım, yani diğer videolar daha kısa olacak. Tek tek bütün HTML konularını burada tekrar etmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.